sevgili Tolaraz, gerçekten memnun olduğumuz bir durumla şu anda şeyiz. Özellikle Diyarbakır için Mustazafların içerisinden çıkmış bir belediye başkan adayını gördük. Eski başkanımızı özellikle belediye başkan adayı olarak görmeyin ayrı bir memnuniyeti bizde söz konusu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Diyarbakır hak ettiği başkanlığa kavuşacaktır. Ve sorunlarına da sizin izninizle inşallah çözüm bulacaktır. İnşallah Allah razı olsun. Geldiğiniz için şeref verdiniz. Bir STK yöneticisi olarak bugün aday olmaktan ve Diyarbakır'a hizmet edebilme şansını yakalamaktan dolayı ben de bu konuda sizinle hemfikirim. Bir Diyarbakırlı olarak derneği haksız yere kapatılmış bir genel başkan olarak, bir sivil toplum derneğin genel başkanı olarak Diyarbakır'ın sorunlarını yerinde bilen, Diyarbakır halkının taleplerini, halkın durumunu yerinde gören, inceleyen birisi olarak Diyarbakır'a hizmet etmek bizim için bir şeref olacaktır. Çünkü biz buralıyız, bu şehirde büyüdük ve dernek çalışması yaparken de şehrin hemen her kesimiyle de irtibata olduk. O dönemde de birlikte çalıştık. Allah kısmet ederse başkan 30 Mart'tan sonra eğer başkan olursa aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ve bizim için sivil toplum kuruluşları önemlidir. Şöyle bir düşüncemiz var, bir projemiz var. Eğer yönetime gelirsek sivil toplum kuruluşlarıyla beraber onların da içine yer alacağı bir yerel istişare meclisi kurmayı düşünüyoruz. Düzenli aralıklarla tüm sivil toplum kuruluşları bu mecliste belediye başkanlarımızla görüşebilecek, konuşabilecek, şehrin sorunları hakkında görüş, öneri ve taleplerini iletebilecekler. Taleplerinin yerine gelip gelmediğini takip edebilecekler. Bu noktada da hem dürüst bir belediyecilik, adil bir belediyecilik ve şeffaf bir belediyeciliğin olacağını şimdiden söyleyebiliriz.